Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Çok uzun süredir beklediğim o an geldi ve nihayet yarın Fransa'ya gidiyorum. Son ana kadar da hazırlanamadım. Yani bilet alıp gideceğim ha kesinleşene kadar. Çünkü bu birazcık uzun bir süreçti. Beklediğimden de uzun oldu. Ama aynı zamanda son ana kadar da hiç kesin değildi. Çünkü işte vizenizi aldıktan sonra hemen öyle gidemiyorsunuz. Korona testi yaptırmak gerekiyor. Eğer negatifseniz gidebiliyorsunuz. Ve test sonucunu alana kadar da ben bilet almadım. Bu testin de maksimum 72 saat öncesinde yapılması gerekiyor. Yani uçuştan 72 saat önce. Dolayısıyla bir gün test yapıp ertesi gün sonucu alıp sonucu aldıktan sonra bilet almaktı hedefim. Ve nihayet gerçekleşti. Dün gittim test yaptırdım. Bugün sonucunu aldım. Sonra bilet aldım ve yarın gidiyorum. Bir süredir de burada Gamze ve Hamza'nın evinde yaşıyorum. Gamze benim kardeşim, Hamza da onun kocası. İşte eşyalarımı buraya taşıdım. Kiraladığım odadan ayrılmıştım. Bir hafta, 10 gün içinde gideceğim falan diye. Tabii bu süreç birazcık uzadı. Birkaç haftadır buradayım ve bütün eşyalarım koltuklarda böyle dizili. Onları valizlere koyamadım çünkü dediğim gibi hangi gün gideceğim belli değildi. Yaşadığım süre boyunca da sürekli bir şeylere ihtiyacım oluyor ve kullanıyorum. Biz buraya kendi aramızda mülteci odası diyoruz. Şimdi size odayı göstereceğim. Bu kanalda size her şeyi bütün şeffaflığıyla anlatacağım. O yüzden şimdi odamı detaylı göstereceğim. Bu arada başka bir odada yatıyordum. Sadece burada eşyalarımı depoluyordum diyeyim. Eşyalarımı koyduğum yer burası. Yani birazcık böyle her yer her yerdeymiş gibi görünebilir ama tabii ki bu geçici bir süreçti. Takdir edersiniz ki normal olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin birlikte bakalım. Evet, şu köşeye, şu aralığa valizlerimi koydum. Onlar şu anda boş ve dolacaklar. Bu koltuğun üstünde bütün kıyafetlerim, her şeyim yerleşecek. Bu sandalyenin üstü işte benim yaptığım şeyler. Bunları yatağımı serip sonra topluyordum ve koyuyordum. Burada böyle kozmetik, ıvır zıvır, kağıt vesaire şeyler var. Yerde ayakkabılarım. Bunların hepsi bugün toparlanmış olacak. Şurada da komşunun düşen maskesi. Böyle. İşte bu ha şu kapıda nikah elbisem asılı. Bunların hepsini bugün yerleştireceğim. Şimdi pasaport sırasına gideceğim. Ama önce şu yurt dışı çıkış harcı pulu bilmem ne zımmırtısını halletmem gerekecek. Şimdi ona bakacağım. Artık herhalde gidip alınmıyor. Bir yerlerde makineler var. Lütfen dikkat. Sağlığınız için her zaman maskenizi takınız. Nihayet kapıya geldim. Birazdan bineceğim. Yani birazdan dedim, aslında bir yarım saat falan var ama. Bu kısım çok sakin. Ama buraya gelene kadar inanılmaz kalabalıktı. Sanki normal zamanlarda gibiydi her şey. Çok daha az insan olur diye bekliyordum. O yüzden oraları bayağı hızlı geçtim, yürüdüm ve çok yoruldum.
iki valiz sürükledim. Bir tanesi 29 kiloydu, bir tanesi 11 kilo. Onları vereyim kurtulurum diye düşünüyordum ama sırt çantası sırtımda. Onda elektronik eşyalar var ve o da beni bayağı zorladı. Her yer çok kalabalık olduğu için bir yerde oturup mola vermek istemedim ve hızlı hızlı yürüdüm. En azından dedim kapıya gideyim bakayım oralar nasıl. Geldim ve burada gerçekten şu an çok az insan var. Nasıl bu kadar farklı olabiliyor bilmiyorum. Belki de ülkelerin dağılımına göre, yani şu an bu kısımdaki uçaklara gidecek yolcu sayısı herhalde çok az. O yüzden şimdilik keyfim yerinde. Bir tane kahve aldım. İçeceğim bunu. Çok yoruldum çünkü. Dinleniyorum. Şöyle azıcık da göstereyim etrafı. Şöyle. Öyle. Yarım saat sonra yavaştan hareket edeceğim. Nihayet Marsilya'ya vardım. Ama burada bitmedi. Birazcık yolumuz var şimdi. İnince bir şeyler çekip anlatamadım. Bir tane tren yakalamamız gerekiyordu. Trene bineceğiz şimdi. Valizlerle koşa koşa istasyona geldik ve yakaladık. Galiba 5 dakikaya falan burada olacak, gelmiş olacak. Bu Marsilya'ya ikinci gelişim ama ikisinde de Marsilya'yı gezmek için gelmedim. Şimdi biz Somier'e gidiyoruz. Ve ilk gelişimde bir dans festivali içinde İstanbul'daki ekibimizle beraber, dans stüdyomuzla beraber ve o zaman da yine güneyde bir yere gidecektik. Onun için de Marsilya'ya uçmamız gerekiyordu çünkü en yakın havalimanı Marsilya'ydı. Birazcık soğuk. Devam edeceğim edebildiğim yerde. Yorgun ve çok açım. Birazdan hemen bir şeyler yiyeceğiz. Marsilya'ya uçtum. Oradan Etienne beni aldı havalimanından. Birlikte trene bindik. Lunel'e geldik. Lunel'den Maxim bizi aldı. Maxim Etienne'in kardeşi. Ve yoldan bir yerden pizza aldık ve eve geldik. Şimdi hemen oturup yiyeceğim. Çok yorgunum. Bu kadar. Uyandım. Burada ilk sabah. Saat daha 7.30 falan. Çok erken. Ama gökyüzü şahane. Birazdan aydınlanacak etraf. Henüz karanlık. Ve biraz da serin. Evet, bu videoyu burada bitiriyorum. Ve haftaya size Fransa'da Noel'den bahsedeceğim. Noel zamanı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.